13 ay önce Eylül 2016'dan itibaren tamamı DBP'li belediyelerden oluşan, ilk etapta 9 belediye ile başlayan kayyum atama süreçleri bugün 94 belediyeye ulaşmıştır. Biz bu iş ve işlemlerin yanlış olduğunu ifade ederken burada özellikle belediyelerin yaptığı işlemler ve mali süreçleriyle ilgili bir tomar iftirada bulunan iktidar vekilleri bir gün sıranın herhalde iktidar belediyelerine, AKP'li belediyelere geleceğini düşünmemişti. İşte son bir haftadır hazin bir şekilde izlediğimiz üzere hızını alamayan siyasi iktidar kendi belediyelerine de kayyum atama süreçlerini başlatmıştır. Bugün AKP'li belediyeler zorla istifa ettirilmekte, yerlerine deyim yerinde ise siyasi iktidarın ve AKP Genel Başkanı'nın göz zevkine ve çıkarlarına göre hareket edebilecek olan kayyumlar atama sürecini başlatmış bulunmaktadır. Ben burada kısaca özellikle DBP'li belediyelere atanan 3 imzayla o kente gelen ve o kentte hiçbir karşılığı olmayan kayyumların bazı uygulamalarına dikkat çekmek istiyorum. Ne yaptılar? İşte AKP Genel Başkanı Erdoğan o zaman hizmet etmiyor diye DBP'li belediyeleri suçlamışlardı. Şimdi kendi kayyumlarının hizmetlerinden bazı veciz örnekler sunayım. Kayyumlar kadın evleri kapatıyor. Kayyumlar sığınma evi kapatıyor. Kayyumlar içinde Kürtçenin de olduğu farklı dillerde eğitim veren kreşler kapatıyor. Yine içinde Kürtçe oyunların da oynandığı tiyatroları kapatıyor. Kürt tarihini çağrıştıran, Kürt kültürünü çağrıştıran birçok hizmeti engelliyor. Tabelalar indiriyor, Kürtçe tabelalar indiriyor. Ve en son da Kürt halkının vicdanında derin yer edinmiş olan bazı önemli yazar ve şahsiyetlerin ya büstlerini ya heykellerini yıkıyor ya da adlarını parklardan kaldırıyor. İşte Mehmet Uzun'un 20'den fazla dile çevrilmiş eserlere sahip olan Mehmet Uzun'un parktan adını siliyor. Aynı şekilde Orhan Doğan'ın, ki bu parlamento çatısı altında görev yapmış olan Orhan Doğan adına açılmış olan bir parkın adını değiştiriyor. Yine Ceylan Önkol'un veya Roboski anıtının yıkılması bu kayyumların marifetleri arasında sayabileceklerimizdir. Bir de bu kayyumlar 3 imzayla o kentle, o yerleşim birimiyle bağ kuran kayyumlar bazı bayramlarda veya önemli günlerde billboardlara kendi adlarının altına belediye başkanı ünvanını pişkince yazmaktan geri durmuyorlar. Bir de arkadaşlar, bütün genel kurulun ve halkımızın bilmesi gereken bir hususu dikkatinize sunmak istiyorum. 23 Ağustos 2017 günü, yani yaklaşık 45 gün önce AKP'nin atamış olduğu kayyumlar, ki onların aslında büyük bir çoğunluğu yaptığı yolsuzluktan ötürü kayyum değil, hortumdur. Biz bölge halkıyla birlikte o kayyumların çoğuna ayyuka çıkmış yolsuzluklarından ötürü kayyum değil, hortum diyoruz, hortum. AKP'nin 94 belediyeye atamış olduğu hortumlar orada çoluk çocuğunun rızkıyla, vergileriyle sevk idare edilmesi ve o kentlere hizmet etmesi gereken belediyeler ciddi yolsuzluklar yapıyorlar. 23 Ağustos 2017 günü bu iktidar tarafından atanmış 9 kayyum yolsuzluk yaptığı için görevden alındılar. Yerlerine yeni kayyumlar atandılar. Cizre'de, Diyarbakır, Yenişehir ve Kayapınar'da, Hakkari, Çukurca ve Şemdinli'de, yine Van'da Muradiye Bahçesaray'da, Elazığ, Karakoçan ve Muş, Malazgirt'te yolsuzluk yapıldığı için 9 hortum görevden alındı. Onların yerine yeni 9 hortum atandı. Hortumluyorlar. Halkın hizmet bekleyen sorunlarını çözmek üzere hortumlama işlemi yapıyorlar. Bakın, size son bir örnekle bu kısa süreli konuşmamı tamamlayayım. Nedir? Diyarbakır Kayapınar'a geçen yıl atanan kayyum döneminde görev işe alınmış olan hizmet alımı 65 kişi geçen ay görevden alındı, işten çıkarıldı. Bu 65 kişi yeni kayyumun kapısına dayandı. Bizi görevden alamazsınız diye, işten atamazsınız diye. Neden? Çünkü biz 1400 lira maaş almak için her birimiz 25-30 bin lira AKP'li vekillerin yakınlarına ve AKP'li il ilçe teşkilatlarına para verdik. Biz torpille girdik. Bizden para aldılar. Daha bu para kadar
maaş alamamışken bugün görevden alınmış veya... Tamamlayın lütfen, bir dakika ek süre veriyorum. Bakın, Mehmet Uzun'un sadece Kürt edebiyatı değil, dünya edebiyat literatüründe bir yeri olan yazar olduğunu herkes biliyor. Mehmet Uzun 10 yıl önce 2007'de vefat ettiğinde dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, eşi Zozan Uzun'u arayarak büyük üzüntü duyduğunu, eserlerini bildiğini ve bu konuda da büyük bir edebiyat değerini kaybettiğini ifade etmişti. Demek ki bu konuda bu tutarsızlıkla hareket eden ve atanan yerlerde toplum vicdanında hiçbir yer edinemeyen bu kayyumlara ilişkin son olarak şunu söyleyebilirim ki bütün belediye eş başkanlarımız çıkacak. Gülten Kışanak, Fırat Anlı, Bekir Kaya, bunların hepsi yeniden bu parkların açılışını yapacak. Eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'la birlikte bu parkların adını yine ilk verildiği haliyle açacaklar. Ama o kayyumlar büyük soruşturmalar geçirecekler. Asla bugünkü iktidara güvenmesinler. Bugünkü iktidara güvenenlerin halinin ve pürmecalinin ne olduğunu bugün hepimiz birlikte izliyoruz. Bakın, 94 belediyeye kayyum atandı. 84 belediye eş başkanı arkadaşımız tutuklandı. Siyasi iktidarın tümüyle havuzlaştırmış olduğu medya üzerinden yürüttüğü algı operasyonları bir yere kadar böyle belli soru işaretleri ortaya çıkarabilir ama iş yargıya gelince çuvallıyorsunuz. Bugüne kadar hiçbir belediye başkanımızla ilgili kendi havuz medyanızda iddia ettiğiniz üzere silah taşımış, örgüte para aktarmış veya bu yönlü eleman belediyede işe almış bir iddianameye yansımış olan herhangi bir suçlama yok. Bu tümüyle sizin havuz medyanızda işletmiş olduğunuz tevatürden öteye bir şey ifade etmiyor. Bakın, biz buradayız. Gelin, gelin bir tane belediye eş başkanımızla ilgili dediğinize dönük iddiayı konu alan bir mahkeme iddianamesinden bir iddia getirin. Ama sizin atadığınız bizim kayyum değil, oraları hortumlayan o memurlarınızla ilgili söyleyeyim. Belediye başkanı falan değiller. 3 imzayla gelmişler. Göreceksiniz, ilk seçimde halkın tokatını yiyeceksiniz. O belediyeler asli sahiplerine geri dönecek. O kayyumlar da kararnamelerini koltuğunun altına alıp çekip gidecekler oradan. Hiçbir ilgi bağları yok o kentlerle ilgili. En son öyle bir noktaya getirdiniz ki demokrasiye darbe vurmakta sınır tanımıyorsunuz. Van Erciş Belediyesi'ne atanan 3. kayyumun, hani hepsi hortumluyorlar gidiyorlar ya, 3. kayyumun bir emniyet müdürü olduğunu biliyor musunuz? Polis devleti, parti devleti aynı şeyi getirip halkın iradesinin yansıdığı demokrasinin en değerli hücreleri olan yerel yönetimlere kadar taşırıyorsunuz ki bunların sadece kendinizi kandırma ötesinde hiçbir geçerliliği yoktur diyorum. Teşekkür ederim.